Akliman sahili. Kum zambakları açmış. Evet. Yazın ortasında açıyorlar, evet. Tam yaz ortasında. Daha yeni başlamış. Yeni başlamışlar açmaya. Ben daha önce Ağustos'un sonuna doğru sanıyordum. O zaman görmüştük ya. Yani ama uzun sürüyor. Tam yaz ortasında. Evet, yeni başlamışlar. Tam yaz ortasında. Evet. Yeni başlamış. Sadece baharda açıyorlar. Yok canım. Yazın açan kum zambakları. Çok güzel görünüyor. Evet. Bak, Akliman sahilindeki kum zambaklar açmış. Bunlar koruma altında olan endemik bitkiler. Koparmanın cezası 300 bin lirayla başlıyor. Ben canlı yapıyorum şu anda. Ya orada tarafta çok var bak. O ne dedi? Yok. Canlı. Bunlar Sinop Akliman sahili kum zambakları. Şöyle bir sahile yürüyeceğiz. Akliman'da. Çok güzel bir şöyle göstereyim size. İstersen birkaç video çek. Onların videosunu çek telefonla. Sonra kullanırız. Bir videosunu çek. Şöyle. Anlamadım. Videosunu çek ben baklarına. Sana şeyler çıkacak. Şuralarda çok var. Sonra video yaparız. Olmayız. Mükemmel, deniz o kadar güzel ki tertemiz. Dibi görünüyor. Çok hafif bir dağlar var. Çok fazla değil. Çok da güzel. Çok deniz bakın. Burası çok geniş ve uzun bir sahil. Kaç kilometre bilmiyorum ama bayağı bir uzunluğu var. Şehir merkezinden 10 kilometre falan. Merkezden yürüyerek de biz buraya kışın 1,5 saatte falan geldik. 2 saati bulmamıştı. Tam buraya kadar geldiğimiz şey. O yüzden burası tam böyle şehir merkezinden, şehir şurası zaten Sinop görüyorsunuz. Şehir merkezinden 10 kilometre falan uzaklıkta. Ve Karadeniz. Şimdi ileride sahil boyunca burada kum zambakları var. Endemik bitki. Koruma altındalar. Onlar daha ileride daha da fazla var. Yani şimdi göstereceğim size tam böyle bunlar yazın açıyorlar. Çok da mükemmel kokusu var. Onları da göstereyim size.
sahil diyorlar. Buranın kumu çok güzel. İnce kum. Bakın kum. İncecik bir kum. Şurası kum zambaklarım. Burası şöyle açmış hepsi çiçek. İleride daha fazla var. Hatta şu şeye kadar sahil boyunca kum zambakları var. Bakın. Gösterebilirim. Şöyle. Çok güzel. Çok özel bir bitki. Sahil boyunca var. Açmışlar. Bakın. Tam kumun ortasında. Okyanus. Kopartmanın çok büyük bir cezası var. Para cezası var tabi. Biraz sahile doğru ilerleyelim. Şimdi buradan şu iç sona kadar gideceğiz. Sahilin sonuna doğru. Bakın daha nasıl açıyor. Bakın kumdan nasıl çıkıyorlar gördünüz mü? Bakın ilk halini göstereyim size. Bakın bu halde. Bakın kumun ortasında ne kadar güzel. Şöyle çıkıyor. Bakın. Kumdan çıkıyorlar. Çok da güzeller. Yani bir çölün ortasında vaha. Merhabalar. Burası Sinop Akliman sahili. Biraz önce çektiklerimde kumda çok nadir bölgelerde yetişen su nokta sadece yetişiyor. Akliman'da var. Bir de Akdeniz'de belirli bölgelerde var. Koruma altında olan kum zambakları. Şehir biraz uzakta kaldı. Tüm sahil boyunca var. Karadeniz. Şu anda ben Sinop'un tam kuzey bölümündeyim. Kuzey tarafı burası. Kuzey sahili. Türkiye'nin en kuzey ucundayım. Şu tam karşıda gördüğünüz kara parçası denizin doğru uzanan yerde Hamsilos. Onun bir arka tarafında İnceburun var. İnceburun feneri var. Türkiye'nin en kuzeyi. Orada da ileride şeyler var. Hamsilos koyu falan var. Orada da çekeceğim bugün ama orada çok internet çekmiyor. Biraz kötü çıkacak büyük bir ihtimalle ama belli de olmazdı. Bazen iyi olabiliyor. Orayı da göstereceğim. Size böyle çok güzel doğayla deniz iç içe girmiş. Orada hatta ileride Hamsilos fiyordu var. Ama fiyordda internet çekmediği için tabii orada canlı yayın yapamayız ama video çekeceğim. Yürüyerek şimdi devam edelim. Sahilde yürüyeceğiz bugün biraz. Size buradaki güzellikleri göstereceğim. Deniz o kadar güzel ki bakın tertemiz gibi görünüyor. Şöyle. Şu tam karşıda havalimanı var. Havalimanına çok yakın burası.
ben bazı yorumları şimdi okuyamıyorum. Okuyamadığım için tam cevap veremiyorum. İleride kafeteryalar var, pansiyonlar, işte oteller, yeme içme yerleri var. Burası biraz daha tenha. Çünkü sahil çok geniş ve büyük olduğu için buralara kadar daha insanlar hani gelmemişler daha fazla. Buralarda biraz daha böyle sakin kalmış, daha güzel. Ama ileride daha çok şeylerin olduğu yerde de göstereceğim ben size. Şimdi pansiyonlar var, işte oteller var, restoranlar, kamp alanları var. Kamp yapmak için ve çadır kurmak isteyenler için. Şöyle devam edelim. Sonra okumaya çalışıyorum ama güneş ışığından da çok okunmuyor. Gölge bir yerde okunca cevap vereceğim. Denize doğru yürüyelim. Şöyle gösterelim. Bütün sahilde kum zambakları var. Komşu. From Sinop, Türkiye. Rusya şu anda tam karşımda. Yalta Limanı'nın tam karşısındayım şu anda. Black Sea. Şu anda Karadeniz'in eşsiz dalgaları. Greetings from Russia. From Sinop. Bir travelci daha var, önden gidiyor. Ben de arkasından devam ediyorum. Şimdi deniz o kadar güzel ki insan denize girmek istiyor ama tabii bugün yürüyüş için geldik. Biz buraya hazırlıklı gelmedik. Bugün size güzellikleri göstereceğiz. Buradaki denizin içindeki de taşlar bile görünüyor. O kadar temiz. Bir de çok sakin burası. Hani çok böyle burada tesisler falan da olmadığı için. Selamlar. Şu anda tam ben şu anda Kırım'ın karşısındayım. Yalta Limanı tam karşımda. Kuzeyde, tam kuzeydeyim. Mükemmel bir sahil. Yani sinema yolunuz düşerse mutlaka buraya gelin. Burada çünkü doğa, ormanla deniz iç içe girmiş. Şimdi ileri doğru gideceğiz. Şu karşıda görüyorsunuz ormanlar var. Çok büyük ormanlar var. Karadeniz'in eşsiz güzelliği. Buralarda çok tesis yapılmadığı için bu özellikle şu anda bulunduğum yerde çok da güzel ve daha fazla insanların çok bozmadığı, çok fazla yerleşimin olmadığı bir yer. Çünkü neden? Tam karşısında havalimanı var. Havalimanı olduğu için hani bu bölgede çok da yerleşim olma olasılığı da az. O yüzden çok güzel.
biraz da lip akıntısı var. Ondan dolayı hani insanlar çok burayı tercih etmiyor, özellikle aileler. Ama mükemmel bir deniz. Hani İzmir biliyorsanız sorun yok. Bir de böyle sakin bir halde geleceksiniz. Çok dalgalı olmayacak. Aşırı dalgalı, hani lip akıntısı var. O yüzden hani tehlikeli oluyor. Can kurtaran var ama şu anda yok. O kadar güzel ki deniz. Tartışılmaz. Biraz daha şöyle denize yakın gidelim. Daha denize yakın yakın gidelim. Bu hafta içi olduğu için biraz sakin. Hafta sonu tabii daha çok kalabalık olur. Balıkları koklayınca seneye çıkıyor böyle pamucuk yerlerindeki tozları, tozlaşma. Bunu her yerde açmışlar. Kumma zambaklar. İleride daha fazla var. İleride daha fazla var. Senin orada. Biraz daha ileride. Thank you.
Olmasın? Yok, açık. Takılmıştır bir yerde. Takılmıştır o bir yerde. Yani kendisi kilitlenmiştir. Üzülür bence. İnternetim oluyor genelde. Biraz. Gerisi daha kalabalık. Evet, tam ortasında zambaklar. Biz Ağustos'ta da görmüştük ettik. Ağustos'ta da gördük. Evet. Şimdi bak, bir de çıkmışlar böyle şeyden, kumun ortasında. Kumun ortasından, kumun şeyinden tam zambak tam çıkmış. Tam zamanı gibi, o kadar ki. Evet. Çok güzel görünüyorlar zambaklar. Çok da mükemmel kokusu var. Mis gibi de kokuyorlar. Tam denize girilecek. Evet, deniz çok güzel yalnız. Birkaç gündür hep deniz böyle. Öbür taraf da böyleydi. Ben iki gün önce canlı yayın yaparken o zaman da böyle çok temizdi. Burası da şu anda mükemmel. Bu arada biraz sahilde şu arada bir nehir var. Nehirden kesiliyor. Şimdi buradan yola çıkacağız. Yoldan biraz yürüdükten sonra tekrar sahile geçeceğiz. O şeyden otellerin falan olduğu, bir pansiyonların şeyden olduğu, tesislerin olduğu yere geçeceğiz. Şimdi bu arada bir, şu arada bir nehir gibi bir şey var, böyle akıyor. Oradan geçme şansımız yok. Hani hazırlıklı olsaydı geçerdik ama. O yüzden geçmek için ya ıslanmak gerekiyor. Ya da yola çıkmak. Biz yola çıkacağız. Şimdi yoldan öbür tarafa geçeceğiz. Her yerde kum zambakları. Tam karşıda ormanlar var. Amsiloz. Abalı. Bekli. Çok güzel. Şeylerin içinden çıkmışlar. Direkt kumun içinden çıkan zambakları çekmiştim az önce. Hep şey falan yok böyle. Mesela şu. Direkt şeyin içinden çıkmış. Evet. Kesinlikle. Mükemmel kokuyor. Lilyum. Lilyumun bu şeyi.
Ben de başka bir şey sandım. Yok canım. Kovuğuna çok özen gösteriyoruz yürürken. Bir şey olmasın diye. Çok sıcak ama. Suya da ihtiyaç. Evet, onlar muhtemelen. Kökleri derinde. Evet. Deneme kadar gidiyor. Bir bitmel bak. Sadece çiçeği. Sana bak. Hiçbir şey bak. Yaprak maprak hiçbir şey yok. Direkt kumdan çıkmış. Çok suya ihtiyacı yok. Buradan yola çıkalım. Bakın şurada ne kadar çok var. Her yerde açmışlar. En çok açtığı mevsim. Mevsim ve ay. Mevsim olduğunu ve sadece burada açtığını evet onu söyledim. Söyledin mi? Tabii ki söyledim. Bir de izleyicilerine. Söyledim. Bakın nasıl çıkıyor görüyor musunuz? Bakın bakın. Bakın bakın. Gördünüz mü? Yani bu kadar bak. Sonra böyle oluyor. En son aşaması da bu. İşte onun gibi. Yani şu mesela böyle oluyor. Şu halde şöyle çıkıyor. Çok güzel böyle. Daha ileride çok var. Burada çok. Fazla var bunda. Az gibi görünüyor biraz ama aslında az değiller. Her taraf kum zambakları. Gördünüz mü? Kupkuru toprağın içinde. Şu halde böyle çıkıyor. Kupkuru toprağın içinde. Ne kadar güzeller. Bir de mükemmel bir kokusu var. Çok güzel kokuyorlar. Gerçekten. Lilyumun başka bir çeşidi bunlar. Hani soğanlı zambak. Ama tabii bunlar doğada, kumun içinde, kumda yetişenler. Evet. Koparmasını onun cezası da 300 bin lira. Para cezası var. Bir tanesini koparmak. Çünkü doğal koruma, tabiat, milli parklar koruyorlar. Kurmaz mı olmuş? Nesli tükenmek üzere olduğu için az var çünkü Türkiye'de. Bakın orada ileride ne kadar çok var. Çünkü oralar, bu taraflar daha fazla var. Oralarda daha az. Şimdi orada bahçe çiçeği gibi. Zambak tarlası gibi. Gerçekten. O kadar çok. Burası. Ama yola çıktık. Denizden biraz bu tarafta kaldı. Şimdi biraz ileriden sonra tekrar sahile gideceğiz. Biraz böyle gideceğiz. Şöyle göstereyim. Sol tarafta hava yolu var. Tanıtıyor mu? Etraf. Karavanlar var. Tatil ya işte burada. Sıra var.
deniz. Evet. Böğürtlenler çiçek açmış tabi. Bir ay sonra daha çok olacak. Bir ay sonra böğürtlenler olacak. Bir tarafta da bahçeler var. Burası deniz. Ağaçlar. Şöyle göstereyim. Böğürtlenler de olmaya başlamış. Yavaş yavaş. Şimdi minik minik hatta var. Çiçek açmışlar. Olmadı mı? Çadır kent varmış. Şöyle biraz daha rahat yürüyelim. Yolda. Kumru daha fazla var. Kum zambaklara. Oraya geçelim. Yeniden çek istersen kapatıp aç bence. Kilitlenmiş o. Sanki. Bazen oluyor ya öyle internet. Sen bilirsin. Aslında burada var çık. Maşallah tam tamam ya. Evet, şuraya bahçeye geçelim. Zambaktan oluyor. Tamam mı? Zambak bahçesine geçelim şu anda. Evet. Kısa tam kum zambakları tarlasını göstereceğim. Tam zamanında en çok açtığım şey ay. Temmuz. Evet. Sahilden doğru yürüyebiliriz. Artık burada şey yok. Nehir ileride var pardon. Biraz daha ileride bir tane daha nehir var. Şu zambaklara yakın gidelim. Her yer bembeyaz. Bembeyaz her yer. Evet bir de hepsi çıkmış. Şu anda daha çıkmaya çalışıyorlar. Yapraklar daha yeni açıyorlar yani. Yeni başlamışlar açmaya hatta. Evet. Hep yeni başlamışlar çünkü şey. Daha yeni yeni çıkıyorlar bakın kumdan. Tabii tam bahçe. Nereye kadar? İleri kadar. Evet. Kaç kilometre boyunca var bilmiyorum. Çok. Soğan değil mi? Soğan yok o değil. O taş. Soğanı şu. Soğanın bu top şeyin üstünde kalmış. Bu soğanları hatta şurada görünüyor. Bakın bu soğanları dışarıda kalmış kumun üstünde. Soğanı kalmış. Şöyle. Bakın soğanlar. Kumdan dışa çıkmış. Tamam. Kapattın mı? Kalıyor bu. E tamam. Bakarız ona bir ara oturunca. Biraz su verip.
Zambaklardan doğru devam. Bakın daha yeni yeni çıkıyorlar bak. Tam yazın bu mevsimde demek ki. Şu anda daha minik minik çıkıyorlar. Evet ve o kadar çok var ki. Zambak tarlası. Biliyor musunuz? Bütün kumsal boyunca. Plaj. Kilometrelerce gidiyor bu böyle. Bembeyaz. Yan yana. Şu daha yeni açıyorlar. İnsanlar burada dikkatsiz bir şekilde güzel. Evet tabii. Yani işte bütün kum boyu sahil boyunca evet aynen öyle biraz fazla özen göstermiyor tabii doğal olarak. Ama yine de koruma altında olmuş yani en azından. Çünkü neden? Hiç korunmasaydı bu kadar da olmazdı. Hani bir şekilde korunduğu için bu böyle bu kadar kalmış. Yoksa hiç kalmazdı. Eğer hani bir takım yasaklar olmasaydı eminim bunlar da olmazdı. Ama kamera... İşte o başka bir şey. Aynen öyle. Gözetlemek için, cezası şey için, insanlar zarar verdiği zaman tespit edilmesi için. Evet. Tespit. Tabii tespit etmek için bir de. Kesinlikle. Şunlar çıkmış ama onlar rüzgardan dolayı, şeyden dolayı, kumdan dolayı. Çünkü kumun altındalar. Deniz kuma vurunca o kadar çok var ki. Sahil boyunca zambak. Dikkatli yürümek gerekiyor. Evet. İleride nehir var zaten orada. Pardon, nehir daha ileride. Şuradan başlıyor, yürüyüş yolu başlıyor. Kum tepelerin üstünde. Göstereyim size. Bakın bakalım. Çok da güzel. Burada işte şeyler başlıyor. Sahil. Sahil boyunca bu zambaklardan var. Buralarda insanlar çok fazla denize girmediği için gelmiyorlar yani Allah'tan. Yoksa plaj büyük ve geniş olduğu için evet bir de çok evet bir de çoğalmışlar. Bu kadar yoklardı. İşte bence bir koruma altına var yani bir kamera en azından. Öyle öyle. İnsanlar bilinçli olmaları için yani. Kesinlikle. Özetlen, yani hassas olmaları açısından. Evet kesinlikle çoğalmış ama. Hassasiyet. Öyle değillerdi. Çoğalmış. Ama tabii. Eski zamana oranla azalmış. O senin söylediğin birkaç yıl öncesine göre çoğalmış. E tabii ki. Onlarca yıl önce çok daha fazlaymış. Sonra azaldı. Orası öyle doğru. İklima gösterilmesi açısından yüzünden. Onlarca yıl önce çok çok daha fazlaymış. E tabii. Sonra azalmış. Senin söylediğin geçen yıla göre. Yani biraz koruma altına alındıktan sonra işte. Bir dönem göre bir artmış. Bir dönem önemsen mi? Birkaç yıl öncesine. Yoksa çok eskiden çok daha iyiymiş. Çok daha fazlaymış. Önemsenmiyordu bile önceden. Benim bildiğim 90'larda falan bu kadar çok insanlar bilinçliydi ve önemsenmiyordu. Son birkaç yıl içinde biraz duyarlılık gelişti. İşte evet ondan kaynaklı. Bakın şuraya doğru çıkacağım ben. Tamam. Göstereceğim. Çünkü bu sahilin sonuna kadar gidiyor.
değişiyor. Aa, şimdi içine girdik. Çinke onu göstersene şöyle. Nerede? Bir dakika. Aa. Bak bak bak. Onlar da bal alıyorlar çiçeklerden. Bak, bakın. Ne üretiyorlar? Bakın bunlar polenlerin çoğalmasını sağlıyorlar, yayılmasını sağlıyorlar. Bak. Fazla şey yaptı. Hayır, o zaten o çiçekten şeyden alıyor. Vay be. Balını alıyor şey gidiyor, evet. Her çiçekten balını alıyor gidiyor. Aynen öyle. Kesinlikle. Bu habitatta. Evet. Evet, kesinlikle. Bu habitatın üyesi. Bakın göstereyim size. Bu habitatın sevgili bir üyesi işte. Aynen öyle. Öyle bakın. Paylaştırıyor böyle polenleri. Kendisi besleniyor. Kendi beslenmesini sağlıyor. Onların evet. Yayılmasını merek. Sağlıyor, çoğalmasını. Kesinlikle. Çoğalmasını sağlıyor. Orada da bazı camlar var, nehre girmişler. Yıkanıyorlar. Şimdi sahilde çok güzel böyle şeyler var. Kurtarımları da ilk defa görüyorum. Var, artık var. He? Artık eskiden var. Yoktu. Artık koymuşlar, her yerde var. Çok dalgalı olduğunda mesela denizi yasaklıyorlar. Aynı şey geçen hafta ben Atakum'da da öyleydi. Çok aşırı dalga olduğunda yasaklıyorlar ve her şeyde artık kaç metre var. Evet, can kurtaranlar var. Bu ileride de var. Tabii tabii. Kesinlikle. Duyarlı. Evet. Takdir aşağıya. Kesinlikle öyle, doğru. Benim adaşım Metin Bey'im. Evet. Metin Bey. Hassasiyeti. Kesinlikle. Ve duyarlı. Dokunmadaki azim ve kararlı. Takdir aşağıya. Kesinlikle öyle. Ona sevgilerimizi gönderelim. Aynen. Tabii. Belediye başkanına da bu hassas ve duyarlılığından dolayı. Selam ve sevgilerini gönderiyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Şöyle. Ben şimdi şu nehrin başındakileri göstereceğim size. Çok tatlı şeyler var orada, camlar var orada. Böyle bakıyorlar. Denize girmeyi sevmiyor onlar. Onlar nehir var orada. Nehrin ağzına şey yapmışlar. Suyun içine. Buralarda artık karavan kamping alanları çok fazla olmuş. Tabii insanlar, oteller çok pahalı olduğu için. Kendi artık otelini ki insanlar kendi yanlarında taşıyorlar. Karavanlar sayesinde. Hem de daha keyifli oluyor. İstediğiniz yerde bir yerde sabit kalmıyorsunuz. İstediğiniz yerde tatil yapıyorsunuz. O yüzden de güzel aslında. Sevgili varlıklar bizi bekliyor. Evet, onların ya doğru gidiyorum ben şimdi. Onlar bize bakıyorlar. Evet, bizim oraya, o yöne doğru gittiğimizi anladılar. Kesinlikle. Ve bizi sevgiyle karşılıyorlar. Bize doğru öyle bakıyorlar. Evet. Nehir var orada. Nehirin bir ağzına yapmışlar sıcakta. Afiyet olsun. Serinlemek için. Kesinler, içsinler. İçiyorlar. He, su içiyorlar. Vakti. Evet. Buradan geçebilecek miyiz acaba? Ha, su azaldıysa geçeriz. Yani. Bize bakıyorlar. Aynen öyle. Bakayım. Ayaklarımız geçilemeyiz. Geçemeyiz. Nehir biraz şey olmuş. Geçemeyiz. Biraz sanki daha çok derinleşmiş gibi burası. Bana böyle geldi. Biraz açmışlar sanki ağzını. Hani taşmasın diye herhalde nehirin. Bana biraz öyle geldi. Daha şeydi çünkü, sığdı. Biraz derinleştirmişler sanki burayı, oraya taşmasın diye. Bu şeyden geliyor ya. Köyden gelen su. Bakın. Şurada onlar orada güneşleniyorlar. Oradan çıkarız. Nehrin ağzına şunları göstermeden gidemeyeceğim şimdi size. Melekler var burada. Ne yapıyor acaba bu diyorlar. Bize doğru geliyor. Yok, kaçmaz ki onlar. Ben severim onları. Alışkındır onlar. Plazdalar ya. Yok. Rahatsız eder miyim ben hiç onları? Onlar şimdi plaza alışıklıkları için buraya. İnsanlara da alışkınlar. Evet, ama yine de. Evet. Yatıyorlar şu an, aynen öyle. Endişe etmeyelim onları. Kesinlikle. Endişelendirmeyelim. Aynen öyle. Şey yapmasınlar. Şuradan çıkırsın. Şu taraftan. Orada anada boşluk vardı zaten. Şöyle. Bir de yüzen bir köpek. Kumda yürümek tabii biraz daha zor. Özellikle sıcak. İnsanı daha çok zorluyor. Bacak kaslarını daha çok çalıştırın. Şöyle çık. Evet. Nehir ağzına kararlamış. Bakacağım mı? Yok, devam ediyorum ben. Ha, öyle mi? Hı hı.
herhalde. Şu bakayım bir dakika. Ha, merhabalar, selam. Ben yorumları şimdi güneş ışığı da olduğu için okuyamıyorum. Hani o yüzden kusura bakmayın. Herkese selamlar. Şimdi güneş ışığı çok okunmuyor. Hani o yüzden selamlara cevap veremiyorum. Kimse kusura bakmasın lütfen. Hani gördüğüm, okuyabildiğim zaman da okumaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Biraz sıcak. Şöyle. Bu nehir. Şeyden geliyor, köylerden geliyor. Erfelek. Şöyle. Güneşte. Şimdi sahilden çıktık. Arada nehir olduğu için şimdi ileride tekrar sahile gireceğiz. Sonra devam ediyoruz. Ha, oradaki yol yapılmış. Orası şeydi, toprak yol vardı ya. Orası yapılmış, orası şeye çıkıyor. Şurası Sünop Ayancık yoluna çıkıyor. Bakın yılkı. Ah, işte size bir tane göstereyim size. Ha. Yılkılar bunlar, şeyler, yabani atlar. Yılkı bir tane var orada. Evet, bir tane yılkı bu gerçekten. Çünkü şey yok. Bağlı mı değil herhalde, değil mi? Yılkı. Ha? Yılkıya benziyor. Bakayım. Sıcakta çok olmuyorlar. 5 sanki o. Yılkı. Daha çok varlar da görünmüyorlar şu anda. Yılkı atları var burada. Ama tabii sıcak da olmuyorlar. Evet, bu da onlardan bir tanesi ama daha fazla yok. Sıcak olduğu için gölgelik olan ormana gidiyorlar. Ormanlık alanlara gidiyorlar. O yüzden şu anda yoklar çok fazla. Sadece bir tanesini gördük orada. Şu aradaki yolda oluyorlardı genelde, buralarda oluyorlar. Ama şimdi yoklar. İleride orman var, Abalı Ormanı. Herhalde oraya gidiyorlar. Şey de göstereyim size. Bakın 5 kilometre ileride ince burun yolu diyor. Pardon, bu reklammış. Ben şey sandım, tabela sandım. Değilmiş. Ben onu yol Hamsilosu bu şuradaki 15 kilometre. Buradan karşıyız. Oo, çok kolay. Bu yolu yapmışlar ya. Şuradan göstereyim size. İnceburun 15 kilometre. Akliman Hamsilos'ta 5 kilometrelik bir yol mesafesi. O şeymiş, ben onu göreyim. Çok kalabalık. İnsanlar tabii yaz olduğu için tatile gelmişler. Hepsi de yabancı plakalı. Memleketine tatile gelen insanlar. Böyle gösterelim size. Tabii yıl kartları yok. Sıcak olduğu için. Kışın hep buralarda durur. Bu saatte herhangi bir ormanlığın altında gölgelikte evet. Dinleniyorlardır. Kesinlikle, çünkü çok sıcak. İleride de ormanlar var. Sarıkum ormanları var, Abalı ormanları var. Ormanlar var orada, çok sık ormanlar var. Ormanlardalar büyük ihtimalle. Çünkü aşırı bir sıcak var. Bakın böğürtlenler olmaya başlamış. Afiyet olsun. Evet, çok güzel gözleri var maşallah. Sıcakta çıkmasın yola. Asfalta basıyorsun, ayakların yanar. Bak zorla yürüyor sıcakta. İyi bırakmışlar ki bunları. Bahçeden çıkmışlar. Şöyle göstereyim. Farklı kamping alanları var, kamp alanları. Karavan için,
böyle göstereyim. Bir tarafta çadır alanları var, kamp alanları. Hani çadır kurmak isteyenler için. Çok eski yıllardan beri var bu alan, böyle yerler.